Türkiye kritik seçimlere hazırlanırken en az seçimler kadar kritik sayılabilecek bir açıklama YSK Başkanı Muharrem Akkaya'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı konusunda bir çalışma başlattığını açıkladı. Konuyu anayasa hukukçusu arkadaşlarına danışarak hazırladığını belirten Akkaya, "Bir kanaatim var, görüşüm oluştu," dedi. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerinde adaylığını açıklamayı sürdürüyor. Yani seçim süreci başladığında kurulla beraber ne gerekiyorsa yaparız zaten. YSK Başkanı Muharrem Akkaya, anayasada iki defa adaylık şartı bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde üçüncü kez aday olup olamayacağını araştırdığını açıkladı. Şu anda mevcut Sayın Cumhurbaşkanı aday olduğunu söylüyor. Ancak adaylık konusunun bizim önümüze gelme ihtimali var. Benim görev sürem 24 Ocak'ta doluyor. Ancak yerimize gelecek adaylar seçilmezse bizim görevimiz devam eder. Bu nedenle önümüze gelebilecek bir konuda hukuki değerlendirme yapamam. Somut bir şey söylemem mümkün değil. İhsası rey olur. YSK Başkanı Muharrem Akkaya seçimlerde Erdoğan'ın üçüncü defa aday olup olamayacağıyla ilgili bir kanaatim var, görüşüm oluştu dedi. Ancak ben kendime göre bir çalışma yaptırdım. Kurul üyeleriyle paylaşmadım. Konu YSK önüne gelir gelmez bakacağız. Belki aday olmaz, belki başka bir şey olur. Cumhurbaşkanı, resmen adaylığa başvurmadan bu konuyu değerlendiremiyoruz. Bu konuyu anayasa hukukçusu olan güvendiğim bir arkadaşımla istişare ettim. Araştırdık, bir kanaatim var, görüşüm oluştu. Türkiye'deki her iki seçmenden birinin oyunu almış olmanın heyecanını yaşıyorum. 2007'deki anayasa değişikliği referandumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2014 yılında halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı yaptı. Bu anayasa paketine destek veren CHP'li kardeşlerimi kutluyorum. Değişikliğe göre Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıl olacak ve bir kişi en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilecekti. Anayasanın 101. maddesinde de bir kimsenin en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği hükmü korunmuştu. Anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrasında ise Cumhurbaşkanı'nın 2. döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir düzenlemesi getirildi. Bunun için meclisin üye tam sayısının 5'te 3'ü çoğunluğuyla, yani 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerekiyor. AKP ve MHP'nin oyları ise tek başına buna yetmiyor. Zira muhalefet anayasaya göre 2023'te 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı görüşünü savunuyor.